Savunmada caydırıcılığı var. Hücumda dediğin gibi dağıtıcı rolünü iyi üstlendi. Misic'i bağlamak lazım her şeyi. Yani doğal olarak hani iki tarafta da inanılmaz bir performans sergiledi. Fenerbahçe taraftar bu sene sosyal medyada belki en mutlu olduğu periyotlardan biri. Ne olmaz dersem oldu ya. Her şey oldu. İnanılmaz bir şey. Böyle inanamadım yani. Sokades'ten merhaba. Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Temsilcilerimizin galibiyetlerini konuşacağız ve gündeme de biraz değinmeye çalışacağız bu hafta. Halen Dikbö, İbrahim Kutlay. Merhaba Ozan. Hoş bulduk. Merhaba. Ne haber? İyi, siz? İlk. Alen bir kahve krizini atlattı. Tehdit etti bizi. Tamamı dolmazsa programı bitirmem diye. Yani performans kahveye göre kahveye bağlı bugün. Yorulmuş hafta sonu. Evet, evet. Hafta sonu... Yani yok, hafta sonu değil yani. Bu gece biraz hareketliydi. Maç izledim. Nasıl? Dün gece yani. Yani dün gece yani, evet. Evet. Maç, kaliteli bir maç izledim. NBA'deki birçok maç gibi. Yani Houston. Acayip yani. Neyse. Yani Houston, şimdi hani seni zor duruma sokmak istemeyiz burada. Çok fazla detaylandırmayacağım ama herhalde... Çok seversin. Buyurun. Hayır, şey diyeceğim yani. Houston'ı izlemekten daha zor tek şey herhalde Houston'a çalışmak. Cut. Baştan uyardı ama. Baştan uyardı. Uyardı yani. Tamam, tamam. Güzel. Peki, Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Kızıl Yıldız galibiyeti bu sezonki hani galibiyetlerden biraz daha farklıydı ya, olumlu anlamda belki söyleyebiliriz. Çünkü hani zora giren bir maç, işte Fenerbahçe Beko'nun belki bundan 4-5 hafta önce karşı karşıya kalsa hani kaybettiği bir maç olarak konuşacaktık ama takımdaki havanın da değişimi belki o maç sonuna sirayet etti. Yan Veseli 3 haftadır zaten çok hani takıma etkisi anlamında çok üst seviyede. Yani siz bugün baktığınızda Fenerbahçe Beko'daki bu gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen hafta konuşmuştuk biraz hani Gudur için bu takımdaki etkisini. İşte Veseli daha çok hani dağıtıcı rolünde, çok daha fazla tepeye çıkıyor. Liderlik vasfını da ortaya koymaya başladı. Neler söyleyeceksiniz? İbrahim abi senle başlayalım. Olumlu sinyalleri zaten geçtiğimiz iki haftada almıştık. Deplasmanda alınan galibiyet çok değerli. Her ne kadar Kızılyıldız'ın iki tane oyuncusu eksik olmuş olsa da maçın özellikle son çeyreğinde, üçüncü ve son çeyreğinde zora girdiği anlarda tekrar bir karakter koymalık, tekrar bir o kazanma isteği, arzusunu göstermek takımdaki havanın değiştiğinin de bir göstergesi aslında. Olumlu anlamda söyleyebileceklerim, biraz daha savunmada agresif, canlı oynamaya çalışan bir Fenerbahçe gördüm. Hücumda hala eksiklikler var ama özellikle işin enerji kısmında ve mücadele kısmında performans koyması gereken oyuncular bunu fazlasıyla yaptılar. İşte Veseli mesela birçok pozisyonda hücum ribaundlarını domine etti. Yani 2-3 tane çok kritik kaçan topların tiplemesi var. Savunmada caydırıcılığı var. Hücumda dediğin gibi o dağıtıcı rolünü iyi üstlendi. Bitirici konumda da iyi oynadı. Pierre zaten haftalardır bence takımın o aşama kaydetmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi. Ama halen gardlarda sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Biraz daha detaya inmemiz gerekirse ki bu arada Bartel'in çok kritik bir üçlüğü var maçta. Evet. Maç orada belki de dönüm noktası orası diyebilirim. De Colo'nun ve Ulanovas'ın performansından hala herhalde Fenerbahçeliler çok memnun olmasa gerek. De Colo özellikle... De Colo'dan hayal kırıklığı yani bu maç. Yani... Ona rağmen tabii kazandı Fenerbahçe. Şansa yani son topu tam yerinde ve zamanında bir atışla hani şeyde limitte attı, elinden çıkardı. Ama hani burada önemli olan şu aşamada galibiyet ve o mücadele isteğinin gösterilmesi ise bu anlamda olumlu bir sinyal görüyorum ben. Alen, sen? Olumlu şeyler var yani.
şöyle, yani kazanmak olumludur her zaman. Öyle bir dinamik yaratmak için. Yani şimdi 3'te 3 yaptı Fenerbahçe Beko. Bence moraller için, body language için. Yani tekrar bunu söylemek istiyorum. Çünkü yani Vesely ve Pierre dışında bir oyuncu daha gerekiyordu. Yani bu enerji paylaşmak adına, enerji yaratmak iki tarafta da. Bence orada Marco Guduric çok önemli bir rol oynuyor. Ve o üçü beraber sahada olduğu zaman yani bambaşka bir hava var yani Fenerbahçe Beko'da. O oyun kurucu pozisyonda bir eksik yani belli, bunu biliyoruz ama bence tabii yani De Colo lazım, Brown lazım ama orada Guduric çok farklı bir görüntü getirebiliyor. Yani o versatility, yani verdiği versatility özellikle o ucumda orada enerji yaratıyor, oyun yaratıyor, şut getirebiliyor. Yani çok sokmadı bu maçta üçlükten ama yine işte bir şeyler organize etmeye çalışıyor ve düzene getirmeye çalışıyor. Yani bu pozitif haberleri, negatif haberleri işte De Colo'nun istikrarsızlığı. Orada bir tehlikelidir. Lorenzo Brown çok up and down'ları var. Vesely olmadığında da oyun biraz durgun oluyor. O yüzden işte bu istikrarı yakalamak lazım. Şu anda dinamikten bahsettiğim işte 3'te 3. Yani şimdi 2 tane maç var evde, değil mi? Yani yanlış evet, demiyorum. Evet. Baskonia ve sonraki Panathinaikos galiba. Zaten fikstüre baktığın zaman hani Fenerbahçe'nin kazanabileceği birçok, eğer bu istikrarı sürdürüp hücum kalitesini biraz daha arttırabilirse kazanabileceği birçok maç var. Yani oyuncu önündeki maçların bir şey yaptım ben. Hani playoff'a nasıl girebilir giremez şeyinde. Hesabı. Bu Kızılız maçı önemli tabii. Çok önemliydi o konuda. Evet. Baskonya da çok önemli şimdi. Şimdi Baskonya da önemli. Evdeki her maç önemli artık. Yani Baskonya Panathinaikos maçlarını kazandığı takdirde bence bir de böyle kazanmak büyüyorsun. Tabii. Yani böyle sana bir özgüven enjeksiyonu gibi alıyorsun yani. Ya bir de hani dediğine ek olarak şunu söyleyeyim. Guduric hücumda da mesela çok çeşitlilik kazandırıyor tabii. Oyunun sadece De Colo ve Lorenzo Brown üzerinden dönmesini engelleyip biraz daha kendi inisiyatifini kullanıp daha farklılık katıyor oyuna. Bir de oyun içinde şu söylenebilir. Sezon başına göre Fenerbahçe çok daha az piken rol oynuyor ve çok daha az belki hani izolasyon görüyoruz. Biraz daha fazla işte Veseli'nin zaten dahil olmasıyla da birlikte işte Guduric'in gelmesiyle top trafiği daha da değişti. Yani savunmada hani Bartel sakatlıktan döndükten sonra işte Vesely biraz daha sonuçta tepeye çıkan, işte kısalara çıkan, Bartel daha geride bekleyen oyuncu aslında. Hani biri 4, biri 5 gibi düşündüğünüzde ters bir rol. Kısaldı, Bartel'i 5 evet, oynattı. Ondan sonra tekrar döndü. Ama yani hücumda da net bir, yani Kokoşkov'un sezon başında başladığı tarzda şu anda devam etmediğini de görüyoruz zaten. 5 değişti. Ve rotasyonlar da değişti. Rotasyonlar da değişti aynı şekilde. Yani Vesely'nin kullanımını belki maksimize edebilmek açısından koç da böyle bir tercihte bulundu. Bu da bence sezonun ilerleyişinde artı olarak, pozitif bir yan olarak kabul edilmesi gereken durumlardan biri. Ale'nin söylediğine bir ek yaparak hani size tekrar bırakayım. Maç sonunda mesela çok güzel bir görüntü vardı. Hatta yani Fenerbahçe taraftar bu sene sosyal medyada belki yani en mutlu olduğu periyotlardan biri o maçın işte Lorenzo Brown'un basketi sonrası işte takımın birbirine sarılması vesaire. Gerçekten hani öyle bir 5 sezon geçti ki özellikle yani insanlar bu anları yakaladığında bırakmak istemiyorlar. Yani De Colo'nun mesela ben çok şey tweet'i gördüm. Yani De Colo bile diyorsun. Aynen De Colo bütün maç sana hani şey ettik, laf ettik ama maç sonunda sarılınca gerçekten o şey kalktı ortadan diye. Ya bunu geçen hafta da konuştuk. Hani şimdi zor geçen bir sezonda takımların buna ihtiyacı var. Böyle bir galibiyet belki de hani kazanılan 20 sayılık galibiyetten daha değerli. Çünkü o bir boşalma oluyor, bir deşarj oluyor. Orada bir herkesin bir anlık bir reaksiyonu oluyor. Lorenzo Brown'un eski takımına karşı bunu yapıyor olması onun adına farklı bir motive edici bir unsur. Öbür taraftan maçı kötü oynayan De Colo'nun
Lorenzo Brown'a gitmesinde ben en büyük faktör olan beni de kurtardın diyor yani. sonuçta bu kadar kötü oynadım üstüne maçı kaybetseydik daha da kötü olacak diyor. Bana kalacak ihale beni de kurtardın diyor. O işte bundan önceki 3-4 haftadır konuştuğumuz arka arkaya alınan ağır mağlubiyetlerin en azından bu galibiyetle üzerlerinden atıp baskıyı atıp bir rahatlama, biraz daha ileriye olumlu bakma açısından her açıdan çok değerli bir galibiyet. Yani yine tekrarlıyorum, deplasmanda 20 sayıda kazansam bu kadar olumlu yansıması olmazdı bence. Evet, yani çok ters bir galibiyet yani şüphesiz. Yani belki bir şey başlatır, yani soğuma odasında havası değişir. Anladın mı? Şey, oyuncular biraz daha yakın olabilir. İşte böyle tetikleyici anları var işte bir sezon içerisinde. Yani bu olabilir yani. Böyle sonrakine istikrarı tutması lazım. Arzu, body language'i, herkes yani bir beraberlik yani yaratabiliyor yani bu olayı. Yani De Colo evet yani yetenekli bir oyuncu, istikrarsız maalesef işte şu ana kadar ama belki ona da ihtiyacı vardı. Yani böyle oynamak demek istiyorum. Yani bu kadar kötü oynamak ona ihtiyacı var. Niye? Çünkü daha sonra belki istediğimiz, beklediğimiz performansları sergileyecek. Peki şimdi çift maç haftası olduğu için hani diğer maçlara da biraz değinelim. Baskonya maçı, Baskonya'nın da en formda olduğu dönemde maalesef hani gelecek buraya. Hafta sonunda da Malaga'ya karşı ki dün oynanan maç hakemde işte Covid çıkması sebebiyle çok geç başladı. Türkiye saatiyle 12'de başladı maç. İşte bizde yani 1.45'te falan bitmişti. Yani evet çok formda Baskonya ama yine bir belki yorgunluk etmeni olabilir bu açıdan da. Yani Pierre-Henry müthiş bir savunma performansıyla geliyor geride kalan haftalarda. Yani nasıl bakıyorsunuz Panathinaikos ve Baskonya maçlarına? Panathinaikos'taki koç değişimine zaten geliriz Anadolu Efes'i konuştuktan sonra. Yani şu ana kadar belki son 4-5 haftanın en formda takımı. Hem oynadıkları basketbol hem tempoları hem oyuncu çeşitlilikleriyle beraber Ivanovic istediği, arzuladığı basketbolu ve oyun kalitesini sahaya koyuyor. Deplasmanda Milano maçlarını izlemiştim. Orada da gayet hani maçın içinde kaldılar. Oyuna hükmettiler. Oyunun büyük bölümünde istedikleri basketbolu oynadılar. Tabii Polonara'nın şeyi etkisi çok fazla burada. Yani tabii ki diğer oyuncular da hani bütün ellerinden geleni yapıyorlar da Polonara birçok açığı kapatıyor, tempo koyuyor, şeyi çok fazla hani bazı oyuncular vardır böyle atar, kaçırır, oradan girer, buradan çıkar. Yani şutu da var, sürekli. Aktif hep bir oyun içinde yani evet, oyunu evet. Yaşayarak da oynuyor. Evet. O açıdan bakarsak hani zor bir maç bekliyor Fenerbahçe'yi ama çıkışlara bir takım kazanırsa çok daha farklı bir yere kendini konumlandırabileceği için bence çok sezonun kritik maçlarından bir tanesi Fenerbahçe adına. Hani match-up'lara bakarsan ne olur onu tartışmamız gerekiyorsa Pierre-Henry'nin performansı hani iyi de olsa bence önünde de zor da match-up'lar da var. Yani bence kendisi aslında Fenerbahçe, Lorenzo Brown, De Colo bir çıkış yapmak zorunda. Yani bu maç belki onun açısından bir şeyi... Çok fiziksel oynamıştı Efes'e karşı mesela evet, Baskonya. Işte. Evet. Zaten Baskonya'nın en büyük özelliği o. Yani fiziksel oyunu yaratabildiği, oynayabildiği sürece her rakibi yenebilir Baskonya. Yani şey diyecektim, klasik bir düşko takımlarından bir tanesi. Yani yetenek olarak o kadar yakın değil. Mesela eski zamanlar hatırlıyorsun Tavo Ceramica. Tabii o kadar, o kadar değil. Ama yine bir... consistency var. Yani bir konstant İstikrar. Var. İstikrarı var. İşte o sertlik. Yani her maçta sert çıkıyor. Organize. Zaten öyle takımların var olma sebebi o. Yani onsuz. Tabii. Aynen öyle. Başarılı olamazlar. Aynen öyle. İşte mesela bu kaç senedir koçluk yapıyor. Yani bu felsefe mesela değişmedi. Yani basketbol o kadar değişti. O aynı yolda Ayito'yla beraber işte o dinozor
dinozorlarından bir tanesi. O değişmiyor yani, yoldan çıkmıyor. Ama Fenerbahçe Beko için çok doğru bir kelime kullandığın tempo. O tempo kesinlikle yüksek olması lazım 40 dakika boyunca. Tabii ki kontrollü bir basketbol oynamak lazım ama tempo yarı sahada efektif olmasa, yani biraz dengeyi bozmaya çalışmak lazım. Tavus Selamika. Kaldı yani, buraya. Baskonya. Bir kere Baskonya'nın en büyük özelliği yarı sahaya çok çabuk geçiyorlar. Yani. Evet. İki oyun kurucu da, Vildoza da, Herni de. Basket olsun ya da olmasın, yarı sahaya çok çabuk geçiyorlar. Bu da hücum alanında biraz daha onlara zaman kazandırıyor, opsiyon kazandırıyor. Giedraitis de Peters de zaten erken top atan. Evet. Yani boşluğu çabuk bulunca alıyor, atıyorlar zaten. Yani hızlı hücumda işte direkt alanlarına yerleşen şütörler. Peki Mediamarkt'ta haftanın enlerine geçelim. Sonrasında Anadolu Efes'le devam edeceğiz. Evet, Mediamarkt'ta haftanın enlerinde haftanın oyuncusunu, haftanın takımını ve haftanın koçunu konuşacağız. Her zaman olduğu gibi. Haftanın oyuncusuyla başlayalım. Yani çok bu payeyi vermek için fırsat bulabildiğimiz bir oyuncu değil normal şartlar. Evet. Çok nadir tabii ki böyle performansa görüyoruz ama yani takımdaki yeriyle de alakalı. Geoffrey Laverne 22 dakikada 29 sayı, 9 rebound, 2 asist ve 14'te 13 ile oynadı. Sadece bir şut kaçırdı. Yani inanılmaz bir performans. Tabii ki hani bir asterix, yani üstte bir yıldız var Kimki'ye karşı bu performans olduğu için. Çünkü yani Kimki'ye karşı bir pota altı oyuncusu herhalde şu anda Euroleague'de. Kaç sayı attı Kamaz? 102. 102, evet. Herhalde şey, yani uzunsun, çıkış arıyorsun ya da ne bileyim, yani işte Euroleague sezonu devam ederken maçlara bakıyorsun. Evet. Yani kim ki maçını herhalde şöyle bir kenarına çarpı koyarak orayı hedefliyor. Oyuncular yani mı diyorsun? Şey hazırlıyor mu kendileri? Hani biraz acımasız oldu. Katılıyorum ama şimdi Loven de sezonun bir eski takımı. Formda oynadı yani. Sezonun ay formda geldi oraya. Yani çıkış arayan değil, en formda zamanında geldi. Zaten hani onu söyledim. Ama ekstra motivasyonla oynadı yani kesinlikle. Bir de yanılmıyorsam şöyle bir durum vardı. Partizan'dan Kimki'ye geçtiğinde de Kurtinaitis'ti koç. Ve Kurtinaitis'le çok iyi bir ilişkisi yoktu. Aha. Yani zaten sonrasında NBA'ye gitti. Evet. Klasik işte şey, Avrupa içerisindeki o bonservisi aldı. Hani menajerler memnun kaldı sezon için bir transfer yapmasına ötürü. Sonrasında NBA'ye gitti ama Kurtinaitis pek süre vermiyordu. Ve yani oradan da kalan bence aklında bir hani rövanş olabilir. Yani rövanş, motivasyon yani. Tabii ki yani böyle şeyler vardı ama önemli olan bence efektif olmak lazım yani. Kaunas'ta böyle bir ihtiyacı vardı. Kaunas'ta iyi oynuyor Luven. Yani bence zor sezon geçirdi geçen sene. Çok eleştirildi. Yani haksız bunu şekilde biraz da. Evet, evet, doğrudur. O yüzden işte basketbol hatırlamasını ben sevindim. Mesleğini. Ama ciddi bir performans yani. 14'te 13. Tabii. Kolay bir şey değil. Ya uzun da olsan kolay değil yani. Kimki olsa bile yani. Kimki olsa bile kolay değil. Tamam canım, Niki Latife yaptı. Peki haftanın takımıyla devam edelim. Yani adaylar tabii Milano olabilir, Baskonya olabilir ama sezonun belki de yani yıl bittiğinde geri dönüp hatırlayacağımız en güzel maçlarından biri Baskonya CSKA. Evet. Maç sonu yani bütün ilginçlikleri konuşmaya başlasak herhalde program biter zaten ama bence Baskonya. Bir de az rastlanır bir şey yani herhalde ne olmaz dersen oldu ya, her şey oldu. İnanılmaz bir şey. Böyle inanamadım yani. O da işte Mike James, o da şey, eski takımına geri döndü. Evet. Şimdi Mike James'in çok tehlikeli olduğu yerde bu şey var değil mi? Bir ilginçlik olma ihtimali her zaman var. Acayip bir hareketler yaptı yalnız. Ama Milano'nun da tabii Real Madrid'e karşı deplasmanda kazanması. Onlar da işte 14 yıllık seri mi bitti? Hı-hı. 14 maçlık seri bitti galiba. Çok uzun süre sonra Madrid'de kazandılar. Belki Milano olabilir ama galiba siz de Baskonya diyorsunuz. Ben Baskonya derim. Baskonya derim. Bir önemi kalmadı abi oyunda. Evet, o yüzden boşa atmayayım oyunu. Ben de Baskonya derim. Ama yani 51-49 bende. Milano'da ne olursa olsun Milano'da yani Madrid galibiyeti önemli.
Çok önemli. Tabii, ben işte tabii. Burada Ettore Messina'yı belki tamam. söyleyebiliriz. Sen söyleyeceksin. Deplasmanda kazanmak kolay değil. Bence çok iyi hazırladı bu maç Milano. Orada bir koç taçı var yani şey son çeyrekte. Ama son çeyrek demişken yani evet. Hani yine geri döndü Milano'ya de. Karşı bir takım. Çift taneli falan ikinci yarıya çok iyi başladılar. Evet, evet. Messina'nın kenarda zaten şöyle bir pozu var. Gördünüz mü? Ya zaten... bu etki, böyle etkiliyor oyuncuları biliyor musun? Eyvah ne gelecek bizi anladın mı? Ama yani o ciddi bir sorun. Şimdi evet. Final Four hedefleyen veya şampiyonluk hedefleyen bir takım için maçı bitirememek ciddi bir psikolojik sorun. Hı-hı. Yani bu bugün başına gelmez de Final Four'un ilk maçında 14-15 sayıdan 4-5 sayılara geldiği anda orada o topu atmak zorlaşır. Ben zaten göremiyorum Final Four'da. Yani olur da yani veya playoff'ta. Evet. Hani o büyük tehlike. O sorunu çözmeden Messina... 2002'de Panathinaikos kazanmıştı biliyorsun Bologna'da. Onu biz de 14 sayıdan geldik. Ay, tam 14 deyince ben de hani... Evet, acaba... evet. 14 mi dedim demin? 14 dedin aynen. Bilinç altında kaldım. Koçta Messina. Sen söyleyince hatırladım ama hiç aklıma bile gelmedi yani. Aynen yani. Messina'nın kariyerinin zaten hep söylediği gibi en ağır mağlubiyetidir kendisi açısından. Peki o zaman haftanın koçu Messina diyoruz herhalde. Evet. İtirazımız tamam. Yoksa biraz böyle baskılarmış gibi oldu. Yok yok. Yani. Mantıklı. Bugün ben ne dersem olur diyor. Bir kendi bir şey kurdu. Aleni şey yani. Ben sezonun sonunu bekliyorum zaten. Ben artık hiç konuşmadım. İyi nokta değdin şu an. Sezonun sonunu bekliyorum. Çok iyi nokta. Biz unutmadık Ozan. Ben sen şey hayaletler burada. sen de hafızalardan silinme merak etme. Bekliyoruz. Yok yok. of ya ne eğlenceli olacak bu ya. İhtimal yok. Peki. Bir bakıyorsun şeye gitmiş. İsimden takım isim vermeyeyim şimdi. Playoff oynanırken şeylerde Final Four'da falan otelde geziyor. Ne yaparım? Kimin ayağının altına muskumu bırakırım? Orada kimin? Yapar böyle şeyler. Her şey yapar bak. Ağır şeyler, lafların altında kalmamak için bir şey seziyorum onda. Bakalım abi hani şey Allah büyük diyerek devam edelim. Peki buradan kampanyayı da duyurmuş olalım. 11-15 Ocak tarihleri arasında hem mağazalarda hem Mediamarkt.com.tr'de akıllı telefonlardan televizyona kaçırılmayacak fırsatlara ulaşabilirsiniz. Hem internet sitesinden hem de mağazalardan. Asvel deplasmanında Anadolu Efes de rahat bir galibiyet aldı. Yani 102-80. Geçen sene görmeye alışkın olduğumuz Efes yani skorlarından biri. Evet. Hani Shane Larkin, Chris Singleton, Mitic, Dunstan hepsi çift taneye çıktılar ama herhalde James Anderson'ın performansı hani beklenti sonuç itibarıyla hani en çok takdir edilmesi gereken performanslardan biri. Efes bu sene 18 asist barajını geçtiği sadece bir maçı kaybetmiş. İşte Žalgiris. Bu maçta da yine 21 asist Efes'ten. Alen senle başlayalım istersen. Yani Asvel sezondaki fikstürde yani bu yıl devam ederken şöyle takımlardan biri. Maçın başında mesajı vermeniz gerekiyor. Yoksa hani maç sonuna doğru Asvel yakın gittiği maçlarda birçok takıma sıkıntı çıkarttı. Evet, evet. Ama Efes ilk periyottan tonu belirledi ve hani Asvel'e karşı rahat bir galibiyet diyebiliriz. Tabii yani bu tip takımlara karşı eğer enerjiyle başlamazsan zor rakip oluyor yani dediğin gibi. Ama önemli olan bence bir kompakt bir takım gördük. Yani birinci çeyrek itibaren orada ciddiyet koyarak tempolu, savunma, tabii ki şutlar gelince bambaşka bir takım oluyor ama Misic'i bağlamak lazım her şey. Yani doğal olarak yani iki tarafta da inanılmaz bir performans sergiledi. Fiziksel matchupları bence daha avantajlıydı Anadolu Efes baktığımız zaman. Çok atletik takım olmasına rağmen bence o departmanda Anadolu Efes çok efektif oldu. Ama dediğim gibi yani bu enerji başka seviyede çıkarıp rahat bir galibiyet aldı. Şimdi Asvel şut sokmadığı zaman organizasyon Dio'dan kaldığı zaman orada pek etkili değil. Yabusele en büyük faktör Mustafa Foll yokken KUD savunma yapamadı. Yani orada rahat bir maç oynuyorsun. Yani
Asvel tehlikeli bir takım kendi sahasında. Çok organize bir takım değil ama o atletizmle çok problem yaratabilen bir takım. Yani o gün özel bir gündü galiba. Anadolu Efes biraz bozdu o kutlaması. Yani kutlaması değil de böyle bir nasıl derim? Euroleague lisansı ile ilgili bir açıklama çıktı, evet, işte ona... maç öncesinde. Ama yani Anadolu Efes takvimde önemli bir randevuydu diyebiliriz. Yani şimdi iki maç var evde. O da özgüven açısından bir plus oluyor yani takım için. Ama genel tablo rahat bir galibiyet, rahat bir oyun. Misic inanılmaz bir, nasıl dedim işte, Misic böyle oynadığı zaman sonra her şey kolaylaştırıyor. Yani Anderson giriyor, Singleton şut sokuyor, Larkin daha rahat off guard olarak kullanabilirsin. Yani uzunlarda bir şekilde, yani Dunstan da etkili oldu. Yani her şey o ikili oyun taktik konuşma gerekirse çok iyi bir şekilde, doğru bir şekilde Dunstan'ı kullandılar. Yani orada tempo yarattı, orada özgüveni yarattı. Çembere yaklaşmakta orada da bir sürü avantajları yarattılar. Yani iyi. Yani Asvel çok kısa kaldı, çok geride kaldı. Böyle tip galibiyetler ihtiyacı var. İbrahim abi? Şimdi tabii ki deplasmanda her galibiyet çok değerli Euroleague'de. Ama Asvel hani bir periyodu vardı. Çok formda periyodu. Evi de Barcelona'yı yendiler. İşte oradan o görüntüden biraz uzaktı. Evet. Işte, sakatlıklar veya o... Neden biliyor musun İbo? Çok özür dilerim. Fransız Ligi yok. He. Unutma. Maç ritminden çıktılar. Evet. Maç ritim, maç ritim yok. O çok önemli tabii. Çok önemli. Onun etkisi, bunun etkisi fark etmez ama Asvel o... Gerek Fenerbahçe maçında bir önceki hafta, gerekse Efes maçında ki yani iyi ki böyle oldu. İki tane galibiyet aldık. O ritminden uzak, çünkü Asvel o oyun ritmini sahaya yansıtıp sertlik seviyesini, atletizmi yukarı çıkartıp ve doğru organize olup ve dediğin gibi şut soktuğu zaman sahasında herkesi yenebilecek potansiyeli var. Çünkü bir Barcelona maçı oynadılar, çemberi göstermediler mesela Barcelona'ya. Anadolu Efes o anlamda çok rahat oynadı. Maça başlangıç tabii ki çok önemli. Çünkü işte ilk çeyrekte 29 sayı attı Anadolu Efes. Ve oyuna hep hakim olan taraftı. Zaten periyotların hepsinde 25'ten aşağı attı. 3 periyotta 29, 25, 28 mi öyle bir şey galiba attığı skorlar. Dolayısıyla hani bu skorlara Asvel'in çıkması mümkün değil. Yani hücum performansı Anadolu Efes'in zaten oyun... karakteristik oyun özelliği de hücumla başladığı için Efes'in o hücumu sahaya yansıtabildiği anda çok daha farklıydı. İşte geçen hafta kaybederken guardların sıfır çektiklerini, üçlükte sokamadıklarından bahsettik. Evet, bugün de 12'de 8 attılar. Evet. Yani işte bu kadar şeye endeksli oyun. Zaten hani James Anderson'ın o performansı, Vasile Misic'in oyunu çok değerliydi. Kolay gibi görünen ama çok değerli bir galibiyet. Fenerbahçe-Beko gibi Efes de iki maçı içeride oynayacak bu hafta. Ve yani form tutmak için aslında iki takımımız açısından da hani rakipleri de düşündüğümüzde önemli bir hafta. Çünkü Zenit maçından önce Khimki ve Alba ile oynayacak Anadolu Efes'te. Yani nispeten kolay maçlar. Evet, Asvel, Alba ve Khimki. Yani baktığımızda işte Efes'in tarzını da düşündüğümüzde uygun eşleşmeler. Yani Fenerbahçe Beko'nun fikstüründe işte Panathinaikos'ta zaten Vovoras gitti. Odet Kataş çarşamba günü Telekom Apoel maçında Apoel'in başında olacak. Hani Panathinaikos-Fenerbahçe maçında olacağını düşünemeyiz, yani öngöremeyiz şu anda. Olacaksa bile zaten takımla belki bir gün geçirmiş olduktan sonra gelecek. Yani çok önemli bir hafta. 4'te 4 yapmamız hani olası gibi gözüküyor şu anda. Dileriz tabii. Hani sonuçta öyle olur. Baskonya maçı çok kritik Fenerbahçe'de konuştuğumuz gibi. Ama Efes-Asvel maçının da ritmiyle, ki hafta sonunda zaten Galatasaray'a karşı kazandı.
Alba ve Kimki maçları artık kesinlikle hata yapılmaması gereken iki iç saha maçı. Yapılmaması gereken ama Alba ben hiç güvenmiyorum. Ya öyle tabii yani, Alba. Anladın mı? Yani... Alba geçen sene bile Efes'in o iyi zamanında kök evet. söktürdü burada. Tabii evet. Hermanson sakatlandı, uzatmada evet. kazandı sonrasında Efes. Şöyle, Ergin Ataman da dediği gibi hani geçen seneki performansımızdan ve bu seneki hedeflerimizden uzağız dedi. Hı hı. Şimdi o açıdan bakarsan bu Asfer maçı ve iki tane içeride oyuncu iki tane maçı kazandı takdirde belki o hedeflere biraz daha yani ilk dörtte bitirmek isteyecektir Anadolu Efes şeyi. İlk hedefi bu şu anda. Evet. Realistik hedefi. Yani evet. birinci olma şansı artık yani uzat. Kolay değil, uzak ama belli olmaz. Ama ilk dörtte bitirmek isteyeceği için bu iki maçı mutlaka kazanması hı-hı. lazım. Fenerbahçe'nin ise playoff hedefi var. Hı-hı. O playoff hedefi için de bu iki maç evde çok değerli. Her takımın farklı hedefleri var. Umarım 4-4 yaparız. İşte hani Baskonya maçı biraz kritik gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin. Ali'nin kimki maçı Efes'in için bir sorun olacağını sanmıyorum. Ama Alba ne olur? Ne olacağı belli olmayan 20 de olabilir, 25 de olabilir. Alba da ya evet. Ama ben Efes'in bir daha o şeyi geçeceğini sanmıyorum ya. Yani. Çünkü bu sene geçen seneki gibi kazanmak zorunda bu sene. Öyle bir maç. Peki Alen var mı gidecek? Evet yani bu şey Anadolu Efes için evet onlarda da bir kırılganlık bir şey var yani. Böyle yani iyi dinamikte bir anda işte çökebiliyor bir takım. Yani hı-hı. özellikle Larkin şut sokmadığı zaman orada işte dengeler bozulabiliyor. Dengeler bozulabiliyor. O yüzden işte dediğin gibi ilk çeyrek başladığı gibi savunmada Asfel'de yani bu mentalite ile çıkmak lazım yani. O istikrarı yakalamak çok önemli yani o iki takım için yani Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes o istikrarı yakaladığı anda yani bambaşka bir production var yani sahada ama işte söylemeye kolay. Şimdi bu aynen onu söyleyeceğim. Şimdi hani her takım öyle çıkıyor zaten. Evet. Yani her takım işte maça biz sert başlayalım. Maçın başından ritmi vermeyelim. İşte ev sahibi oynuyorsan maçın başından o tempoyu koyalım ki rakip ümitlenmesin. Deplasmandaysan işte maçın sonuna kadar maçta kalalım, maçın sonunda kazanabiliriz. Yani herkesin bir planı varsa dışısı var ama her zaman uyumayabiliyor. Zaten büyük takımlar da o planlara uymadığı zaman kazanabilecek bir yolu bulan takımlar oluyor. Zaten Efes için hani bu periyodun çok önemli olmasının hani özeti biraz şunda saklı. Shane Larkin de böyle idmanla, antrenmanla çok yukarıya çıkarabileceğiniz bir oyuncu değil. Larkin de maç oynayarak aslında yani idmandan ziyade o tempoyu oraya alıyor. Tam Larkin'in maçı yani i̇şte baktığınız aynen, zaman. Yani eşleş. Tam Larkin'in maçı. Eşleş. Evet, onu söylüyorum ben. O matchupları yani tam onun için yani şey tutan yok. Yani baktığın zaman yani ne Matisek ne Granger var. Yani şey Siva oynayacak mı emin değilim ama yani tam Larkin'in maçı bu. Peki hazır stüdyoda bir Asvel efsanesi de varken bu A lisansını konuşalım bence İbrahim abi. Konuşalım. 2023'te salon açılacak. Doğru. İşte zaten hem belediyenin hem Olympic Lyon başkanı. Hangi belediye? Lyon. Lyon Belediyesi. Lyon evet Belediyesi. Ama Villeurbanne Belediyesi bayağı kızmış. Ha tabii. Mesela. Evet. Sahip olmadığınız bir. Sen bana sor. şimdi Tony Parker. Sana sordu. Yani Tony Parker birçok röportajda da söylemişti yani. Temelde işte biz yayıncılarla masaya otururken evet. cebimizde A lisansı varmış. Hı-hı. Ve hani bunun üzerine tasarruf yapıyormuşuz gibi konuşmak istiyoruz. İşte hatta o ücret bandından da şöyle bahsetmişti. Şu an yaklaşık televizyon gelirimiz 500.000 euro. Hı-hı. Ama A lisansını alırsak bu 1,5 ila 2 milyon euro civarına çıkacak. Hem işte domestik yayınlarla alakalı hem Euroleague yayınlarıyla alakalı. Evet. Asfel bunu sonunda alabildi. Yani Bayern'le birlikte 12. ve 13. takım olacaklar Euroleague'de. Bildiğiniz gibi işte 11 takım Euroleague'in aynı zamanda hissedarı. Euroleague bir karar alırken o 11 takıma danışmak zorunda. Wildcard'lı takımlar o masaya oturamıyorlar. Ama artık Asfel'in de Bayern'in de masada birer koltuğu var. İleriye dönük kararlarla alakalı. Yani sen bu projede ne söylemek istersin? Yani Tony Parker 2014'ten beri zaten hep bunu söylüyordu. Ve sonunda A lisansını aldılar. Tebrik etmek lazım. Yani çünkü ister istemez
Yani Fransız basketbolu yukarıya taşımakta yani etkili yani şu anda. Bir de o kariyeri zaten her şey kolay oluyor. Yani böyle bir Tony Parker ise yani gidiyorsun Bertomeu'ya konuşuyorsun, oturuyorsun. Yani ikna ediyorsun. Yani böyle bir power var yani. Bu yalan değil yani. Böyle bir şey var yani. Herhangi bir başkan böyle kolay kolay bir şey yapamaz. Yani sonra finansal durumun iyiyse bile yani herkes alamıyorlar. Ama kaç senedir işte yani Fransız basketbolda hangi takım en etkili takım Euroleague'da en son kimdi mesela? Düşünüyorum. Bir ara Nancy girdi, Şole girdi. Etkili olan yani şey katılan değil. Sizin Asvel işte. Yani. Anladın mı? Yani 97. 90, Roma. 97 Roma. Roma. Evet, 97'ye dön. İşte Final Four yaptık. Ama sonra 2020'ye gel. Yani git gel aşağı yukarı sürekli. İşte bir istikrarsız var. Tony Parker giriyor 2011'de. Para getiriyor. Vizyon getiriyor. Proje getirdi. Yeni salon gelecek. Yani ihtiyaç olan şeyler. Olimpik ama, Lyon'u da evet, dahil ettiler. Şey, oraya gidecek. Şimdi yalın da Jean-Michel Aulas alıyor. Jean-Michel Aulas Olympic Lyon'un başkanı. Yani bu inanılmaz büyük destek. Yani şimdi şöyle bir şey var ama Villeurbanne ve Lyon yani eski zamanlarda böyle bir rekabet vardı. Yani şimdi Villeurbanne ve Lyon beraber çalışacak. Şimdi Villeurbanne Belediyesi biraz kızmış dedim ya sana. Niye? Çünkü önceden söz verilmiş. Yeni salonu Villeurbanne'da yapacağız. Ama şimdi yeni salonu Lyon tarafında hatta futbolun arenanın yanında yapmayı düşünüyorlar. O yüzden Villeurbanne'dan şu anda yani şey bayağı sinirlenmiş işte belediye başkanı. Bu başka bir konu ama sadece proje bahsetmeye gerekirse büyük bir proje. Yani şey veriyor. Uzun vadeli bir yani sağlam bir projesinde yani Fransız basketbol için Euroleague kalıyorsun yani ne bileyim 10 senelik diyelim yani böyle bir vizyon varsa Jean-Michel Aulas'la beraber bayan takım, erkek takımları, futbol, basketbol, omnispor yani her şeyi değmeye çalışıyorlar. Anladın mı? Yani Tony Parker iyi iş yapıyor. Güçleri ama, birleştirmişler. Aynen öyle ama inanın herkes katılamıyor. Yani eski kafaları Villeurbanne'da diyor ki yani Villeurbanne'da bir hikaye var, bir tarı var. Bunu yıkıyorsunuz biraz yani renkler. Evet. Şu yeşilden siyahi. Şimdi bazen bazı duvarları kırmadan doğru olmuyor. Söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Şimdi 2020'deyiz yani modern eradayız yani parasız bir şey yapamıyorsun. Ben buna katılıyorum. Ama o geleneksel tarafı biraz saygı duymak lazım. Yani saygı duymak lazım öyle değil ama kesin. Yani rengin değişmesi biraz ilginç bence. Yok, en büyük problem değil. Yo. Ama diyorum ki Villeurbanne'da yani biraz hafif bir şey var. O yani, denge sağlanır ya. Yani bakalım. O denge bence sağlanır diye düşünüyorum. Çünkü bu iş bazı yenilikleri, reformları yapmadan ilerleyemez. Orası kesin. İlerlemiyorsun. Ya bu insanlar çünkü çakıl taşı vermiyorlar yani. Para koyuyorlar, zaman harcıyorlar. Yani oradan oturup da onu yapamazsın, bunu yapamazsın olmuyor. Ya biz de zamanında bunları yaşadık çünkü. Biz de Darüşşafaka Doğuş Ortaklığı'nda çok köklü, çok gelenekleri olan bir camiaya hani sponsorluk yapıp veya onlarla bir işbirliği yaptığımız zaman birçok işte farklı sesler, şeyler, tepkiler de geldi. Hı hı. Hatta bu A lisans alma hikayelerine biz de 2014-2015 yılında başvurmuştuk. Aynı süreçlerden de geçtik tabii ki. Ama tabii Azvel'in Euroleague'de daha önce oynamış olması, Avrupa basketbolundaki yeri, Tony Parker faktörü bunların hepsi tabii daha öne koyuluyor. Yani işte Darüşşafaka olarak da o zaman konuştuğumuzda
İki sene wild card aldık. Hatta bir sene aldık. İkinci sene işte sonra Euro Cup'ı kazandı. Hı hı. Öyle tekrar şey oldu ama hani yani ben Asfer'in hem basketbola olan ilgi, alaka, yatırım, vizyon yani Bayern'le beraber bence iki tane çok şey şehir olarak da bir spor kulübü olarak da çünkü ikisinin de işte Lyon'la birleşmesinin en büyük faktörü bence o futbol şeyinin de seyircisi ve gücünü de yanına alması. Bayern'in de en büyük gücü de oradan geliyor zaten. Bir de sonuçta yani Fransa'daki merkez kulüp Asvel ve tabii, hani tabii. Olmaya devam edecek. Yani şey Bertomeu'nun vizyonunda, Eurolig'in vizyonunda diyeyim. Hı-hı. Ülkelerden majör özellikle futbol çıkışlı olan kulüpleri tercih hani ediyor. Dahil edebilelim gibi bir fikir var işte hani Juventus hikayesi ya da ne bileyim Torino, Juventus çok uzun süre Agnelli'ler. Çünkü anneliler. Para. Tabii ki. Yani tabii ki para tabii. Şey olarak hep para ben hep satılması, para da. Televizyonda izlenmesi. Aynen. Ya yani şimdi bu proje yani motor olacak yani biz yani spor ekonomisi için yani Fransız spor ekonomisi için çok önemli bir şey. Sadece şunu demek istiyorum. Yani bu şehirde Villaban ve Lyon beraber getirmesi yani şu anda bir mucize gibi gözüküyor. Anladın mı? Ama böyle bir güç varsa bir de Olas basketbol seven, spor seven yani genel sporu seven bir adam ve çok iyi bir businessman. Yani o Parker ve Olas işte o yüzden iyi anlaşıyorlar. Çünkü sürekli böyle kafalar çalışıyor. Yani yaratan insanları olduğu için yani bence İyi bir association oldular. Ama işte içerisinde birkaç şeyler çözmesi lazım yani düzeltmesi gerekiyor. Çözülür bence ya. Çözülür. Ortak bir ortak bir şeyle çözülür yani. Çözülecek bir şey değil. Peki son olarak Odet Kataş'ın Panathinaikos'un başına geçmesini konuşalım. Yani resmi açıklanmadı ama galiba salı günü açıklayacak Panathinaikos. İşte çarşamba günü dediğim gibi Türk Telekom Hapoel maçı var. Onu oynamasını istiyorlar. Takımın başında olmasını istiyor Hapoel. Hapoel'de de galiba Adomaitis yerine geçecek ilerleyen dönemde. Şimdi Kataş'ın tabii hikayesi Panathinaikos'ta 20 yıl öncesine dayanıyor. Yani, yarım kalan bir hikaye aslında. Yani evet ama sonuçta şey İsrail'de Maccabi'ye karşı hani Panathinaikos'ta şampiyonluk kazandığı için 99'da hiçbir zaman tam anlamıyla benimsenmeyen bir adamdı Kataş. Hatta nerede benimsenmeyen? İsrail'de. İsrail'de. Çünkü İşte 99 lockout'ı olmasaydı New York'a gidecekti. Lockout oldu. Maccabi'den lockout sebebiyle New York'a gideceğim diye ayrıldı. Ve Panathinaikos'a imza attı. Panathinaikos'ta da Euroleague şampiyonluğunu Maccabi'den aldı. Çok iyi oyuncuydu. Çok iyi oyuncuydu. Sen abi galiba hatta AEK'teyken son sezon oradaydı ama sakattı. Sakattı oynamadı. Bizdeyken, ben Efes'teyken yanılmıyorsam... 2000 Final Four'unda neredeydi? 2000 Final Four'unda Panathinaikos'ta. Biz işte yarı finalde Selanik'te oynadık. Selanik'te. Oradaysın değil mi? Tabii. Yani. Ben Efes'teyken Selanik'te oynadık yarı finalde. 2001'de AYK'ya gittiğimde sakattı. Zaten. Dizinden... Sakattı. Zaten ameliyat oldu şeyde. İsrail'de ameliyat oldu. Kimine göre yanlış ameliyat, kimine göre mikrop kaptı ameliyat esnasında. Ve bir daha dönemedi basketbola bu sakatlıklardan dolayı. Baksana New York Knicks'in şansına. Kataş, Sırp oyun kurucu neydi? Vujačić miydi? Yok Vujačić değil. Vujanić. Hatırlıyor musun? O da Onun gitmemesi. Diz iyi değildi. Yani gitmemesi başka sebepleri vardı ama iki yetenek yani iki büyük yetenek. Panathinaikos'ta sevilen bir şeydir Odet. Yani iyi de bir çocuk. Ben yakından da tanıyorum. Düzgün de bir karakter. Evet, çalışkan. Vatandaşlığı var. Vatandaşlığı. Hani o yarım kalan hikayeden bir tekrar bir şey çıkar mı? Bana göre seçenekler arasında çok doğru bir karar Panathinaikos'un şu andaki. Öyle mi? Bence hani kim alınabilirdi? Ne yapılır? Yani taraftarın gönlünden geçen biraz daha başka belki ama şu andaki şartlar, imkanlar... Başındaki başkanın hal ve tavrı bunlara bakıldığında
Yani işte bence oradaki şey faktörü Alvertis. Tabii ki. Frankie orayı şeyi organizasyonu veya o baskıyı yaptı. O dedi getirmek bence onun fikriydi. Tabii yani Diamantidis'le birlikte oynamadılar ama Alvertis'le birlikte oynadılar sonuçta. Tabii Alvertis'le beraber oynadılar. Ve şey yani şimdi Kataş 2022'ye kadar sanıyorum imzalayacak. Aslında Vouras da hani kovulmayı, gönderilmeyi pek hak etmedi Panathinaikos'ta. Ama yani şey için söylüyorum, kurulan kadro belli sonuçta. Adamın elindeki malzemeye göre ne yapmasını bekliyordu sonuçta Panathinaikos yönetimi. Birçok maçı da yakın kaybetti Panathinaikos. Yani maç sonuna kadar oynadı. Ama Kataş'la bir işte maziyi canlandırmayı deneyecekler. Ya şöyle oluyor şimdi. Bu gibi durumlarda eğer böyle ortamlarda koçluk yapmayı kabul ediyorsan bu gibi sonları da göze alman lazım. Tabii. Şimdi bu Türkiye'de de aynı şey geçerli. Yani işte Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan'ın da yaşadığı, diğer kulüplerde baktığın zaman işte birçok antrenörün de başına gelen şeyler. Ya o kaos içinde olan ya da maddi sıkıntı yaşayan, zor takım kurabilen, borçları olan, organizasyonu istenilen şekilde işlemeyen kulüplerde bu gibi şartlarda çalışıyorsan maç kaybedince de hani yakın kaybetmiş, kötü kadro verilmiş, kadroyu ben yapmamışım gibi bahaneleri üretemiyorsun yani. Sonuçta bunu kabul ederek gelmişsin. O yüzden de hani tamam o orası çok başarısız değil ama başarılı da adı demeyiz. O yüzden ya, de ben çok saygı duyuyorum yani şey o dedi. Kariyerine ve koçluk dönemine ama yani ne kadar etkili olabilir yani şu anda seyirci yokken o kadroyla bir bağlantı yok mesela, anladın mı, şey yaş açısından atıyorum Barcelona'ya bak yani Şaras'la mesela bir hikaye var, bir de şey yakın yani 10 sene önce mi 10 sene önce mi en son oynadı Barcelona'da, şimdi 20 yıl farkı var yani Kataş ve Panathinaikos hikayesiyle. Bilmiyorum yani belki iyi koç olabilir yani şey doğru zaman şey bu zamanlarda belki en iyi opsiyondur ama şu anda seyirci yok bu takımda yani tarihiyle ilgili bir parça yok yani Panathinaikos tarihiyle ilgili bir bağlantı yaratmak için Kataş'la kimse yok, anladın mı yani. Bilmiyorum. Ne kadar etkili olabilir ki? Yani şu anda bilmiyorum ama bakalım yani. Şu anda zaten hani bu takıma kim gelirse ne kadar etkili olabilir diye sorusunu sorman lazım aslında. Yani hangi koç bu takımı çok etkili olabilir ki? Yani Panathinaikos bence hatayı şeyde yaptı. Yani. Obradovic gittikten sonra Itudis'e verilmeliydi takım. Ki şu anda da... İstiyor muydu? Tabii ki abi. Itudis. Versen alırdı. Vermediler ama. Yani Yannakopoulos vermedi. Katılmıyor. Şimdi şey diye söyle. O da orada küçük obadavicilik oynamaya başladı. Tamam. Yani öyle mi? Orasını demiyorum ama sonuçta yani iş teklifi edilmedi. Edilse kalabilirdi. Orada herkes başka şey söylüyor. Orası biraz muamma. Ben şimdi bir şey diyemem. Yani ben onu dinliyorum. Yani kahvem bitmek üzere ara bir şey, bir haber almadık yani. Ben biriyim ama ben şekersiz içiyorum. Kataş'ın tabii Makabi'de de, ki Euroleague'e de 12 ya da 13 sene sonra dönecek. Makabi'de çok sıkıntılı bir dönemde koçluğa geçmişti. Hatta işte hep anlatılan hikayedir. Zvicherf arka plandan hani Kataş'ın biraz altını oyan kişi olup takımın başına geçmişti. Final oynadı sonrasında Makabi ama hatırlarsın... Hiç yapmazlar öyle şey halbuki. Kim dedi sana bunu? ya işte şey... Ama o dönemi hatırlarsanız yani işte Pini Gershon, David Blatt, Spaya. Evet. Spaya'dan sonra gelmişti Kataş ve çok kısa sürdü yani. 12 maç ya da 10 maç gibi bir süreç sadece Euroleague koçluğu yaptı. Sonrasında bir daha o seviyeye dönemedi. Hep işte Eurocup, evet. Şampiyonlar Ligi şimdi. İsrail milli takımını da bırakacakmış Panathinaikos için. O da bir gelişme tabii ki. İsrail milli takımı da iyi gidiyordu aslında. İyi bir takım aslında. İsrail, İspanya'yı da yendiler son dönemde. Bakalım yani Kataş'ı Euroleague'de Panathinaikos koçu olarak görmek tabii hani nostaljik bir hikaye. Dileriz. Yok, nostaljik açısından sıkıntı yok. Yani güzel. Ya oyuncu açısından bağlantıyı kurmak çok zor da hani. Zor. Ben seviyorum eski oyuncuları böyle bu pozisyona gelmelerini yani. Çok iyi. Yani çok farklı vizyonlar getiriyor.
Yani oyuncularla iletişim daha kolay olabiliyordu ama... Yani hala eski dön dolaş eskiye döneceğine yeni isimler, yeni yüzler gelsin. Tabii. Peki biraz uzattık bu hafta. Teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.